Sevgili dostlar, o muhteşem gün batımı fotoğrafları nasıl çekildiğini görmek ister misiniz, öğrenmek ister misiniz? Hadi o zaman sizi burada muhteşem bir yere götüreyim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Size Ürgüp'ten sesleniyorum. Şu anda evimin balkonundan arkamda muhteşem manzarasıyla beraber Ürgüp'e ve Kapadokya'ya çok özel ne evleri deniyor Seçil bunlara? Kaya. Kaya evleri, evet. Kaya evlerinin, arkamda kaya evlerinin manzarasıyla karşılıyorum sizi. Gün batımı fotoğrafı iki şekilde çekebilirsiniz. İster zoom lensle güneşi büyüterek, isterseniz de genel bir manzara olarak derinlikli bir fotoğraf çekebilirsiniz. Ben size bugün o derinlikli olan fotoğrafın örneklerini göstermek niyetindeyim. Bunun için de Kapadokya'nın muhteşem bir yerine götüreceğim sizi. Sizi Kızıl Çukur Vadisi'ne götüreceğim. Hadi hep beraber oraya bir göz atalım. Evet sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi, dostları. Bugün eğer Kapadokya'ya gelirseniz mutlaka gezmeniz gereken yerlerden bir tanesindeyiz. Buranın adı Çukur Cuma değil. Neydi Seçil? Hep unutuyorum. Kızıl Çukur. Ha, Kızıl Çukur. Bir türlü ezberleyemedim ismini. Red Valley. Ha, Kızıl Çukur Vadisi. Ve iddia edilene göre en güzel gün batımlarından bir tanesi yaşanıyormuş burada. Şimdi gün batımı derken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir kere öncelikle doğru günü seçmek gerekiyor. Doğru gün demek de bulutsuz bir gün demek kesinlikle değil. Aklınızda bulunsun. Mutlaka bol bulutlu bir günü seçin. Nedenini fotoğraflarda göreceksiniz ama kısaca anlatmam gerekirse eğer, o bulutların arkasındaki o ışık hızmelerini yakalamak bambaşka renklere sebebiyet veriyor. İki, önemli olan ayarlardan bir tanesi, ışığı karşıdan doğru yakalayabilmek için F16'yı ayarlayın. Vallahi arzu ederseniz enstantanenizi ister manuel yapın, ister diyafram öncelikli yapın. O sonraki olay. Ama önemli olan sabırlı olmak ve anı beklemek. Şimdi o anı beklemeye başladık. Evet sevgili seyirciler, hala beklemeye devam ediyoruz. Daha hala çok yüksek. Şu anda zaten bulutların da biraz dıştan çıktı. Onu da hatta buradan göstereyim ben size. Şu anda güneş gördüğünüz gibi oldukça yüksek hala şey için. Normal fotoğraf çekmek için. Ama güzel bir ortam bekliyor bizi. Bulutlar daha henüz iyi durumda. Bakalım biraz sonra. Evet sevgili dostlar, inanın bana sabrettiğinize değecek. Çünkü çok güzelleşmeye başladı güneş. Hatta onu ben size biraz videosunu da çekeyim. İyice bir keyif yapın. Söz veriyorum bayılacaksınız. Heh, başladık. Evet şu anda birazcık da buradan size güneşin videosunu çekeyim. Lokum, lokum oluyor. Lokum oluyor ama şuranın güzelliğine bakın ya. Coğrafyanın güzelliğine bakın. Dünyada başka hiçbir yerde yok samimiyetle söylüyorum. Hadi biraz sonra görüşürüz o zaman. Seyirciler inanamazsınız. Müthiş bir kare yakaladık az önce. Güneş bütün endamıyla ve ihtişamıyla görüntü veriyor. Arzu ederdim ki biraz bulutların arkasına saklansın ama biz de bu sefer tepenin arkasına yakalayacağız güneşi ama hiç fark etmez. Netice aynı. Bizim diyaframımız F16'da. Bu sefer enstantaneyle uğraşmak istemedim. Dolayısıyla da diyafram öncelikli çekim yapıyorum ama ISO'nuz base ISO'da kalmasına özen gösterin. Hadi görüşürüz. Sonra bırak. Bakalım ben ne zaman bırakacağım. Bakalım. Sevgili dostlar, yani bu arada bekliyorken arada kareler çekmemezlik etmeyin. Bilemezsiniz hangi karenin hakikaten muhteşem çıkacağını. Bazen bulutların arkasına saklanmaz da o zaman da dağın arkasına düşmesini beklersiniz ama o esnada da F ayarınızı biraz yukarılara tırmandırın. Hatta çekinmeyin. F22'ye kadar getirin ki o geçmese daha da müthiş olacak ama yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. Hadi biraz sonra görüşürüz o zaman.
Evet sevgili dostlar, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Ve dediğim gibi ben artık ayarımı F22'de tutmaya karar verdim. Çünkü güneş hiçbir şeyin arkasına saklanmıyor. Valise direkt güneş vuracağı için de en doğru ayarın F22 olduğuna karar verdim. Zaten enstantane kendini ayarlıyor. 2 saniyeye ayarladım. 2 saniyeye ayarladıktan sonra ekran şöyle basıyorum. Aşkım. Ve çekiyor. Sevgili dostlar, şimdi eve gidelim. Bu bastığımız karelere hep beraber bir göz atalım. Ondan sonra da ayarlamalarımızı nasıl yaptığımızı gösterelim. Tamam? Hadi görüşürüz. Evet sevgili dostlar, eve geldik. Dediğim gibi bilgisayarı yükledik. Burada birkaç tane sağ tarafa bakarsanız epey bir kare çektiğimizi göreceksiniz. Şimdi kareleri tek tek inceleyelim. Bunları incelemenin en güzel yollarının bir tanesi derhal bu bölüme gelip shadow'u açıp highlight'ı kapatmak. Ya, fena değil ama istediğim kare bu değil. Yani bir bakalım, bir aşağı bakalım. Buna da bir göz atalım. Yani fena değil. Aslında tabii ki güzel kareler de daha ileri vardır mutlaka. Mesela bu iyi, oldukça iyi gözüküyor. Bir göz atalım buna. Evet tamam, bir altta sanki daha iyisi var gibi geliyor bana. Ona bir göz atalım arkadaşlar. Evet, bunu yapacağız. Şimdi burada highlight'ımıza şeye dikkat edeceğiz. Şu anda highlight'ın aşağıda olması iyi. Biraz bir kontrastımızı bir açalım öncelikle. Kontrastımızı açalım. Brightness'imizi birazcık kısalım. Sonra bu shadow'u 50'lere kadar indirip siyah bölümünü birazcık şöyle açalım. Bakayım. Bir göz atalım. Birazcık daha istiyorum ben, açık olsun istiyorum. 60'a getirelim. Bunu 60'a getirelim. Evet şu anda güzel. Buradan devam edelim. Başka yapılacak bir şey var mı? Evet. Clarity'yi biraz açalım. Şöyle hatta 30'lara kadar getirelim. Ama Structure'ı da 30'a kadar getirelim. Şimdi diyeceksiniz ki burayla niye oynamadın abi? Çünkü ilk başlarda çok yüksek bir dinamik aralıklı bir fotoğraf olduğu için biraz dengeleri kurduktan sonra şimdi basarsak daha bir faydasının olduğunu göreceğiz. Şimdi bu bize yeter mi? Yetmeyecek. Neden yetmeyecek onu da söyleyeyim ben size. Burada bir iki ufak dokunma daha yapacağız. Ne yapacağız mesela? Hemen buradan bir ilave şey yapacağız. Bir layer daha ilave edeceğiz. Ve bu layer çok basit bir biçimde şuradan bunu seçeceğiz. Ve ikiye böleceğiz. Şuradan önce bir alt tabanı seçeceğiz. Alt tabanda renklerin ben birazcık daha soğuk olmasını, taş renginin birazcık daha kendine gelmesini ama gelirken de şuradaki yeşillerin yani kaybolmamasını istiyorum. Doğru renkleri yakalamaya çalışıyorum. Şimdi onu becerdik. O zaman ikinci bir layer açacağız. Bunda da bu sefer gökyüzünü ele alacağız. Gökyüzünün yarısını şöyle seçeceğiz. Bu sefer de biz ne yapacağız biliyor musunuz? Gökyüzünün birazcık daha rengini ısıtacağız. Şöyle ısıtacağız. Bakayım birazcık daha ısıtalım. Yok çok oldu. Şöyle. Bununla da yetinmeyeceğiz. Renklere geleceğiz. Renk bölümüne geleceğiz. Buradan Color Editor'a geleceğiz. Sonra buradan oynayacağımız rengi seçeceğiz. O da şuradaki maviler olacaktır. Bakayım mavi. Evet maviyi seçmiş. Şuradan Lightness'ını birazcık kapatırken buradan satürasyonunu artıracağız. Daha mavi bir gökyüzü yakalayacağız. Gördüğünüz gibi. Nasıl? Beğendiniz mi? Ben beğendim doğrusu. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Şu an için bakayım. Son olarak ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Daha henüz herhangi bir renk profili seçmemiştik. Şuradan da renk profilimizi, pardon, white balance değil, özür dilerim arkadaşlar. Base karakteristikten buraya geleceğiz ve vivid'i seçeceğiz. Vivid bize birazcık daha bir renk aksanı yaratacak.
Ama ona da yetinmeyelim. Tekrar şeye dönelim. Ben gölgeleri aslında şuradaki birinci layer'dan gölgemizi birazcık daha açmak istiyorum. Şu alt gölgemizi. Ve rengi birazcık daha soğutalım. Tamam. Nasıl bu görüntü arkadaşlar? Çok mu mavi oldu? O zaman biraz düzeltelim. Ben çok mavi olduğunu düşünüyorum. Daha doğal renkler değil mi böyle? Bir bütün bakalım. Ne dersiniz? Güzel oldu mu bu kare? Evet, bir şey daha yapmamız gerektiğini görüyorum. Bakın şuraya bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çok parlak. O zaman biz de şuradan ikinci layer'a geleceğiz. Yani üst düzeltmeleri yapmıştık ya. Oradan da beyazı kısacağız arkadaşlar. Bu birazcık daha böyle daha doğal, daha hoş bir görüntü yakalamış oluyoruz. Farkındaysanız renklerle böyle aşırı oynama yapmadım. Olabildiğince doğal görüntüsünü sadece parlatmaya çalıştım. Zaten bakın burada kaçtan çekmişim? Bunu bir normale döndürelim. Bu o F16 ile çekmişim bu görüntüyü. F16 sayesinde şuradaki huzmeleri görüyorsunuz değil mi? Renk huzmelerini. Ve güzel olan taraf ne biliyor musunuz? Şuradaki keskinliğe bakın. Yani hani bu fotoğraflarda 16-80 ile çektim ve 16 mm'de çektim. Normal şartlarda bu lensin en zayıf olması gereken noktaları ama gördüğünüz gibi hiç de öyle zayıf mayıf değil. Şuradaki en ufak teli dahi görüyorsunuz. Keskinliği olağanüstü olan bir lensten bahsediyoruz. Bekleyelim. Evet. Nasıl? Müthiş değil mi? Müthiş bir lens. Söylüyorum da inandıramıyorum insanları bazen. Evet. Tekrar normale getirelim. Birinci tercih edeceğimiz karelerden bu olsun. Bir tane daha düzeltelim. Buna bakıyorum. Yok, bu bana bir şey ifade etmedi. Bu da bana bir şey ifade etmedi. Bu yavaş yavaş bir şey vermeye başladı ama galiba şu da... Evet. Bu gerçekten müthiş bir kare. Buna da ilk yaptığımız şeyi yapalım. Önce bir shadow'u açıp şeyi bunu düşürelim. Oldukça güzel. Ama renk biraz fazla sıcak geldi benim gözüme. Şöyle bir açalım şunu. Sonra dediğim gibi biraz kontrastı artıralım ki şu arkadaki vurguyu biraz kuvvetlendirmiş olalım. Biraz daha bakayım. Şöyle yapalım. Brightness'ı kısalım ki güzel bir kontrast yaratsın. Ondan sonra dediğim gibi şu ikisini tekrar az önce yaptığım gibi 60 iyi bir ayar gibi gözüküyordu. 60'a düşürelim. Evet, 60'a düşürelim. Sonra buradan clarity'yi artıralım. Şöyle 30'lara getirelim. Evet, structure'ı da bir 30'lara getirelim. Başka yapılacak bir şey var mı? Bakalım. Bir geriye çekilelim. Burada gördüğünüz gibi düzeltilmesi gereken şöyle şeyler var değil mi? Flare dediğimiz olaylar. Şimdi önce onları bir isterseniz bir temizleyelim birinci şeyle. Bakalım. Evet. Şurayı da bir düzeltmeye gerek var mı bilmiyorum. Burayı da bir düzeltelim. Ve bakalım ne yapmış. Oo, çok başarılı be arkadaşlar. Ne dersiniz? Onu da çok güzel düzeltmiş. Tekrar background'ımıza gelelim. Az önce yaptığımız gibi üst layer'ı bu sefer oynayacağız. Çok fazla oynayamıyorum. Çünkü buradaki huzmeleri de çok bozmak istemiyorum. Ama burada yo, aslında layer değil de şunu bir silelim arkadaşlar. Pardon. Renklere gelelim. Az önce gökyüzüne yaptığımız şeyi yapalım. Ne yapalım? Buradan önce gökyüzünün mavisini seçelim. Değil mi? Maviyi seçelim. Lightness'ı biraz azaltalım. Çok değil. Satürasyonu birazcık artıralım. Çok fazla değil. Ne yapıyoruz? Parlatıyoruz. Oo, burada bayağı bir noktalar var. Onları da bir temizleyelim ya. Ne dersiniz? Temizleyelim, 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 temizleyelim. Temizleyelim, temizleyelim, temizleyelim. Bazen lensinizde böyle özellikle çok rüzgarlı günler olduğu zaman böyle lekeler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Toz toprak geliyor çünkü. Ne yazık ki doğa ananın hakimi değilsiniz. Bazen böyle size oyunlar oynayabiliyor. Epey bir düzeltme yaptık bunları da. Bakayım başka düzeltilecek yer. Evet, bir tane de burada var. Başka var mı? Zannediyorum yok. Bir göz atalım. Evet, oldukça temizlendi fotoğraf değil mi?
Şimdi acaba bir buradan geride şansımız deneyelim. Bir alt layer yaratalım. Alt layer yaratalım şuraya. Şuraya kadar bir alt layer yaratalım. Ve burada biz bir rengimizi birazcık soğutalım bakalım. Evet, sanki daha güzel oldu. Ne dersiniz? Ben daha çok beğendim böyle. Bakayım şuna renk. O da fazla olmuş. Az bir şey daha yükseltelim. Bir gıdım çıktı. Ama onu yapmadan önce bence şunu yapalım. Bir vivide getirelim. Ona göre hareket edelim. Evet. Şöyle biraz. Yok, o zaman da çok oldu. Şöyle kırm. Heh. Yok şöyle. Evet. Ondan sonra tekrar normale döndürelim. Buraya gelelim. Bakalım. Evet. Enteresan bir kare oldu. Ne dersiniz arkadaşlar? Biraz sürnatürel bir kare oldu değil mi? Zannediyorum bu bizim şu layer'dan birazcık da gölgeyi açalım. Evet, şöyle gölgeyi açarsak daha da güzelleşiyor. Hatta biraz aşağının satürasyonu da azaltacağım ben. Yeşilleri birazcık daha gerçek hale getirmiş oluruz böylelikle. Aa, evet, şu anda beğendim ya. Şu güneşin harelerine bakar mısınız güzelliğine? Neden biliyor musunuz böyle oldu? Hemen bu ana kareye gelelim. Kaçla çektiğimize bakalım. Kaçla çekmişiz arkadaşlar? F22 ile. İşte güneşi tam karşısına aldığınız zaman F22 size bunu sağlıyor. O yüzden diyafram ayarınız çok önemli. Ayrıca bir avantaj daha sağlıyor size F22. Bakın en yakın noktadan en uzak noktaya kadar netleme sağlıyor. Ve şuradaki detayların güzelliğine bakın ya. Ben bu resme bayıldım arkadaşlar. Şimdi bakın bu iki resmi düzeltmiş olduk. Ben en son çektiğim kareyi merak ediyorsanız ne yazık ki güneş fazla küçülmüş. Gördüğünüz gibi. Burada da aynı şekilde. Burada da aynı şekilde. Hani bunu düzeltmeye kalksam da çok amşan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Bir şeye de bakalım. Highlight'a da bakalım. Yok, güzel değil ya. Az önceki kareler çok daha güzel değil miydi? Bilmiyorum, bana katılıyor musunuz? Bakalım. Evet, birinci karemiz bu. Bir anda müthiş bir renk cümbüşü oldu. Derinlik güzelliği oldu. Hatalarımızın hepsini düzelttik, detayları düzelttik. Renkleri yerli yerine oturttuk. Ve müthiş bir kare yakaladık. Şimdi bu seçtiğimiz kareleri dışarı atalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Desktop'a atalım. Export One Image diyelim. Şimdi de ikinci seçtiğimiz, o da 66 idi yanılmıyorsam. Evet. Şunu da atalım sevgili seyirciler dışarıya. Aynı yere atalım dışarıya. Masa üstüne atalım. Evet. Şimdi arzu ederseniz önce burada size resmin öncesi ve sonrasını göstereyim. Hatta şuradan bakalım arkadaşlar ona. Nasıl? Beğendiniz mi farkı? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gördünüz mü? Sonra bir de yukarıdakine yapalım aynısını. 62. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapatalım biz. Ve kapadıktan sonra görüntülerimizi açalım. İkisini seçelim. Şuradan sağ tuş diyelim. Ön izleme ile açalım. Birazcık keyfini çıkartalım. Bunu açalım önce. Bunu kapatalım. Sonra da bunu açalım. İkiyi mi sevdiniz bu iki, yoksa biri mi sevdiniz? Tekrar ediyorum. İkiyi mi tercih ettiniz, yoksa biri mi tercih ettiniz? Lütfen yorumlara yazın sevgili dostlar. Hiç olmazsa biz de anlamış oluruz hangisinin daha güzel olduğunu. Ya da ikisine birden mi oy veriyorsunuz? Artık ona siz karar verin. Böylelikle size bir gün batımı resminin de Capture One'da nasıl işlenebildiğini, ne gibi detaylarla çok daha başarılı bir hale getirebildiğinizi, ama aynı zamanda da size
Sevgili dostlar, yani 1680'in keskinliğini de herhalde ispat etmiş oldum. Müthiş bir lens olduğunu daha önce de ifade etmiştim. Hala da aynı düşüncedeyim, aynı iddiadayım. Hadi o zaman birazdan görüşelim. Evet sevgili fotoğraf çekmek kolay ailesi dostları. Gördünüz. Kareler nasıl çekilir? O fotoğraflar nasıl düzeltilir? Unutmayın. Tekrar hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Daha geniş bir alan derinliği kazanmak için F'iniz, diyafram ayarınızı genellikle daha kısık tutun. Yani kısık tutmak demek ne demek? F değerinizi yüksek tutun. Yani bunu genellikle pek F16'nın altına tercih etmeyin. Hatta çekinmeyin, F22'ye kadar da eğer ki lensiniz izin veriyorsa tırmandırmayı da göze alın. Onlar ufak tefek düzeltmelerle zaten sorun kalkar ortadan. Özellikle de güneş direkt yüzünüze vuruyorsa ve arkası herhangi bir şeyin arkasına saklanmıyorsa, o zaman zaten o eğer ki güzel hücmeleri almak istiyorsanız güneşle ilgili yüksek F değerleri, daha doğrusu kısık F değerleri, yani kısık diyafram ve yüksek F değerleri muhteşem kareler almanızı sağlayacaktır. Eğer bu içerik size değer kattığını düşünüyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olun ki fotoğraf çekmek kolay resmi hep beraber büyütelim ve daha geniş kitlelere ulaşalım. Bu değerli bilgileri daha çok insanla paylaşalım. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.